Ee, devam edeceğiz. Üstelik de stüdyoda çok değerli bir konuğum olacak. Ee, biraz boya sektörünü konuşacağız. Bizden ayrılmayın. Evet Sevgili izleyiciler, boya sektörü aslında pandemide büyüyen sektörler arasında yer aldı. Peki hangi çeşit boyalara ilgi arttı? Osman Başkanı ve Akçalı Boya CEO'su Akın Akçalı ile birlikteyiz. Yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Öncelikle iyi yayınlar dilerim Yaprak Hanım. Çok teşekkür ederim. Ee, şimdi aslında e, fena geçmedi sizin sektör açısından pandemi öyle değil mi? Hepimiz evlerimize kapandık. Kesinlikle doğru. 2000 yılı, 2020 yılı bizim için çok başarılı geçti. Ee, yaklaşık %28 bir büyümeyle kapattık 2020 yılını boya sektörü olarak. Peki siz bu büyümeyi neye bağlıyorsunuz? Biraz böyle evlere kapandık. Acaba e, içe döndüğümüz için çevremizi mi güzelleştirmeye çalıştık? Ertelediğimiz işlerimi mi yaptık? E, neler söylemek istersiniz? Şimdi bu, bu konuyu esasında ben ikiye ayırıyorum. Bir tarafı talep tarafı, bir tarafı arz tarafı. Talep tarafına baktığımız zaman evde kal kalan e, kişiler... ...üç tane ana sebepten dolayı evlerini boyadılar. Bir tanesi en önemlisi boyanın artık sadece kirliliği kapatma veya yenileme değil, sağlık içinde yapıldığını anladılar ve antibakteriyel, özellikle antibakteriyel boyalara yönelerek boyama yaptılar. Bir ikincisi insanlar evde otururken anormal derecede stres altındalardı, sıkıntılardalardı ve bu süreci atlatmak için çok eğlenceli olan e, boya yapmayı tercih ettiler. E, üçüncü sebebi geldiğimiz zaman da insanlar eskiden hayatlarını Gezerek, arkadaşlarıyla yemek yiyerek, dolaşarak hayatını renklendiriyordu. Onun yerine evlerini renklendirerek hayatlarını renklendirdiklerini düşünüyorum. Ama ikinci taraftan en önemlisi arz konusu. Çünkü Türkiye sanayicileri çok proaktif kriz yönetimine sahip sanayiciler. Dünyada birçok ülkede bu konuda kriz varken ve üretimlerini tam yapamazken, Türkiye yeterli arzı yerine getirerek %28'lik gibi bir büyümeyi özellikle boya sektöründe başardık. Şimdi siz diyorsunuz ki biz dünyada e, ki sektör temsilcilerinden çok daha farklıyız. Bu farklılığımızı neye bağlıyorsunuz? Hangi hamleleri yaptık? Şimdi ihracat rakamlarını da açıklıyoruz. Biz e, evet. gerçekten rekor üstüne rekor kırılıyor. Üstelik de 2000'in üzerinde yeni şirket şirket ihracata başlamış. Üstelik de salgın dönemine rağmen neye bağlıyorsunuz siz acaba bu başarıyı? Bunun en büyük sebebi demin söylediğim gibi biz proaktif krizlere çok hazır bir e, ülkeyiz. 91 krizi, 94 krizi, 2001 krizi birçok kriz geçirdik biz. bu Biz bu krizlerin ertesi günü de neler yapılması gerektiğini çok iyi bilen sanayicileriz. Ondan dolayı yurt dışındakiler gibi pandemi sürecinde hemen olaylardan ürküp kendimizi geri çekmedik. Tam tersine olayların üstüne giderek üretimimizi hiç kısıtlamadan full kapasite devam ettik. Fakat bunun vermiş olduğu yurt dışının bize etkisi şu şekilde oldu. Oradaki sanayiciler daha çok pandemi mevzusuyla alakalı bizim gibi proaktif krizi yönetemedikleri için yurt dışındaki imalat miktarları hep yarıya düştüğünden dolayı dünyada büyük bir ham madde krizi doğdu. Bunun da en büyük sıkıntısı fiyatlar oldu maalesef. Peki sizde de ham madde sıkıntısı yaşıyor musunuz? Sektörün diğer sektörlerin Tüm temsilcileri sektörlerde evet söylüyor. Gibi biz de, çünkü Türkiye'deki sanayi genelde yurt dışına bağımlı bir e, sektör sanayi tarafı maalesef. Bunu minimize etmeye çalışıyoruz şu anda. Bununla ilgili çalışmalarımız var. Hem dernek olarak hem derneğimizin üye olduğu e, kimya sektör platformu olarak. Burada bir çok çalışmalar yaparak inşallah Türkiye'yi ithalatta kendi sektörümüz adına Minimum ithalatla maksimum faydayı sağlayacak bir e, sektör haline getirmeye çalışıyoruz. Ham madde de e, sizin sektör için konuşuyorum evet. tabii ki. İhracattan kaynaklanan bir sıkıntı mı var yoksa zaten ithalata dayalı olduğu için mi acaba? Hayır sadece talep fazlalığından diyebiliriz. Yurt dışında bağlı olduğumuz için yurt dışından gerekli miktarda ithalat yapamıyoruz. Evet şimdi... E... Aslında boyayı şu şekilde de konuşmak isterim. Siz dediniz ki farklı farklı ürünler çıktı özellikle bu dönemde. Evet. Antibakteriyel ürünlere temas ettiniz. Boyaların olduğunu biliyoruz ama tavan ürünlerinde de herhalde var değil mi bu özellik? Tabii ki. Bütün cepheler için uygun antibakteriyel boyalarımız var. Zaten esas çıkış noktası tavan boyalarıdır antibakteriyel. Çünkü en çok tavanlarda küflenme ve bakteri oluşumu olduğu için ilk olarak tavan boyasıyla çıkmıştır antibakteriyel boyalar. Evet, e, peki ne gibi e, avantajlar sağlıyor? Onu da soruyorsunuz. Mantarlama, size. mantar, küf e, gibi bu tarz e, bakteri e, oluşumlarını engelliyor. Peki evler mi kullanıyor daha ziyade, e, kurumlar mı kullanıyor? Bunu her içinde? yerde kullanılıyor. Uzun yıllardır e, zaten kamu e, dairelerinde yani hastaneler gibi e, yerlerde kullanılması zorunlu olan e, boyalardı bunlar. Şu anda mı insanlar artık daha bilinçlendiği için özellikle bu pandemi döneminde bakteri, virüs bu tarz şeylere çok fazla derecede e, dikkat ettiği için artık evlerin içindeki duvarlara kadar e, bu ürünler girmeye başladı. Şimdi birazcık magaziner bir soru soracağım. E, şöyle bir şey duydum doğru mu bilmiyorum. E, boya renklerinde de e, bölgelere ve illere göre moda olan renkler varmış. Var mı gerçekten? Kesinlikle satışa baktığınız zaman satış tarafında bir yoğunluk var ama bu insanların kendi zevki yani e, ama son yıllarda baktığınız zaman hiç bugüne kadar olmayan gri tonları çok satılmaya başladı. Neden Top... sizce? Demin söylediğim gibi insanlar hayatını renklendirmek için artık evlerini kullanıyorlar. Hı hı. Çünkü evden dışarı çıkamadıkları için farklı farklı renkleri evlerinde deneyerek daha renkli bir hayata sahip olduklarını düşünüyorum. Gri tonları kullanıyorlar. Gri tonları ve toprak kol, e, tonlarının daha yoğun olduğunu söyleyebilirim. Evet, e, şimdi birazcık da aslında 2021 hedeflerinize de değinmek isterim ben. 2021'de e, yani bundan sonra herhalde ikinci yarıdan sonrası için konuşacak olursak ne gibi hedefler var? 2021'de olumlu geçeceğini düşünüyorum. Özellikle ham madde fiyatlarının ikinci yarıda daha aşağı düşüp e, düşeceğini düşünüyorum. Biz firma olarak antibakteriyel e, yani kendi firmam açısından bakarsam antibakteriyel boyalar eskiden premium ürün olarak çıkıyordu ve fiyatları ve ulaşılması biraz daha zordu. Bu konsept, bu segmenti biz biraz daha farklılaştırarak orta segmentte bir antibakteriyel grubu çıkarttık. Bunun sayesinde de tüm herkesin, tüm boyama yapma işini isteyen herkesin rahatlıkla antibakteriyel boya ulaşabileceği ürünler geliştirdik. Bunun yanında tabii boya sektörü gelişirken aynı zamanda boya ile alakalı hobi sektörü de gelişti. Onun da üzerine basmak isterim. E, hobi boyalarında inanılmaz bir artış oldu. Çünkü insanlar artık evdeki farklı objelerini de boyamak istiyorlar. Sadece e, duvarların değil, e, mutfaklarını, dolaplarını, e, farklı biblolarını bunları da boyamak istiyorlar. Bu bağlamda da hobi boyalarında inanılmaz bir artış olduğunu söyleyebilirim. Yüzde yüze yakın. Peki aldık o boyaları evde rahatlıkla kullanabilir miyiz? Evet. Bu soru bana çok fazla geliyor. İşte e, YouTube vesaire o ortamlarda işte kullanımları gösteriliyor. O kadar evet. pratik mi gerçekten diyorlar? İnanılmaz mesela. pratik ürünler. Zaten çoğu kullanıma hazır ürünler. Fakat o noktada da şunu söylemek istiyorum. E, piyasada e, Türkiye'de tabii bir şey yeni üretildiği zaman herkes aynı ürünü üretmek istiyor. Bu noktada kalite çok önemli. Özellikle EN71-3 sertifikalı ürünlerin almasını tavsiye ediyorum. Ne demek? EN71-3 sertifikası dünyada e, oyuncaklarda kullanılan boyalar olarak geçmektedir. VOC dediğimiz uçucu kimyasalların sıfıra yakın olduğu ürünlerdir. E, çocukların e, oyuncaklarında kullanılandır. Zaten oyuncak e, boyası olarak geçer. E, bu noktada çocuk oyuncağı ağzına aldı veya herhangi bir boyayla temas etti veya herhangi bir evdeki pet hayvanınız herhangi hiçbir sağlığa zarar vermiyor. Aynı zamanda içerisindeki uçucu kimyasallar minimum seviyede olduğu için herhangi bir alerjik ortamda oluşturmuyor. Evet, çocuk oyuncaklarını konuşurken hep aflatoksinden bahsedilir öyle değil mi? Evet. Zararlı işte kanser yapan çeşitli Doğru. unsurların olduğu. Aslında bu anlamda da e, sektörün ne kadar gelişmiş olduğunu, gelişmekte olduğunu da görüyoruz sizin anlattıklarınızda. Zaten Türk boya sektörü e, inanılmaz iyi bir sektör. Yani e, inovasyona çok açık ve gerçekten çok kalite bo kaliteli boyalar üretiyoruz. Biz e, firma olarak yaklaşık 25 ülkeye ihracatımız var. Fakat biz hep e, doğu tarafına gittik yani Türkiye ülke olarak ve Bosat olarak yaptığımız bir araştırmada baktığımızda dünyada e, ihracatta litre başına en düşük birim fiyatla ihracat yapan ülkeydik. Bunun sebebini araştırdığımızda hep doğu ülkelerine ihracat yapıyorduk. Biz firma olarak bunu değiştirdik ve İngiltere'ye gideceğiz. Yani e, bir evet. proje yaptık. İngiltere'ye gittik ve İngiltere'de boya satıyoruz. Şu anda biz firma olarak İngiltere'deki e, hem su bazlı boyalarımızı satıyoruz, tavan boyasını satıyoruz. Zaten tavan boyasını Türkiye'de ilk çıkartan firmayız. E, ve şeylere baktığınız zaman, usta forumlarına baktığınız zaman oradaki rakiplerimize, dünya markası olan rakiplerimize baktığınız zaman en yüksek puanı bizim kendi ürünümüz Türk malı bir ürün elde ediyor en yüksek puan. Evet, dünyada rakipler kimler diye sorayım. Çok büyük rakipler var. Amerika'da var, Japonya'da var. Yani firma markası söylemek evet, istemiyorum. Evet, isim vermeyelim. Şimdi şunu da sormak isterim. Bu bu süre zarfında müşteriye nasıl ulaştınız diyeyim. Yani Türkiye içerisinde ulaşmak belki daha kolay ama ihracat anlamında e siz oğlunuzdan zannederim bir örnek veriyorsunuz öyle değil mi? Artık e biraz daha home office çalışmayla birlikte üretilen şeyler o evet. internet e mecranda daha geniş kitlelere dij yayılıyor. Dijital olayı e inanılmaz açtı. Şu anda benim oğlum e kapalı çarşıda takı yaptırıp Doğu Avrupa'ya e ihracat yapıyor kendi çapında. Tabii bu benim için gurur verici bir e, konu. E, biz de aynı şekilde gerek İngiltere olsun gerek e, Türkiye'de yeni e, projeler, yeni girişimlerimiz hep dijital üzerine. Biz e, bu arada çok enteresandır. İngiltere'deki dijital operasyonumuzu da Türkiye'den yönetiyoruz. Ve inanılmaz bir başarı elde ettik. Çok kısa zamanda e, İngiltere'nin büyük zincir marketlerinin hepsinde varız. E, İngiltere'deki dediğim gibi e, en beğenilen Markalar arasına girdik ve şu anda yaklaşık 500 tane mağazada varız. Bunu yıl sonu itibariyle binin seviyesine çekeceğiz inşallah. bunlar çok güzel haberler esasında baktığımızda, evet. hele de bundan sonra herhalde ticaret e-ticaret olarak devam edecek. Kesinlikle yani salgın bilip bitip her şey normale döndüğünde bile galiba insanlar çok fazla iş yerlerinde durmayacaklar öyle değil Kesinlikle mi? Kesinlikle dijitalden vazgeçmeyeceğiz çünkü. Bir taraftan da e, rekabet ortamının arttığı e, hayatta bu tarzdaki evden çalışmalarla beraber şirketlerin de toplam e, üretim maliyetleri bir şekilde dolaylı ve direkt olarak düşüyor. Bu şekilde olduğu sürece de dijital ve evden çalışma e, sürekli hayatımızda olacaktır diye düşünüyorum. Peki şimdi şu da çok önemliydi bu ürünlerin transferleri nasıl gerçekleştirildi? Hem Türkiye içerisinde hem de yurt dışında. Çünkü yurt dışı transferlerde oldukça sıkıntı yaşayan firmalar olduğunu biliyoruz. Bize de geliyor bu tür e, sorunlar. 2020 yılı pandemiyle beraber e, dünyada ticaretin duracağı öngörüsü vardı. Aynı e, başlangıçta söylediğim gibi e, proaktif kriz yönetimini bilmeyen firmalar, bunlar nakliye firmalara da giriyor, ...konteynerlere çalışmayacağını düşünerek konteynerlere geri dönüşüme gönderdi. Çünkü aksi takdirde boş kira ödeyeceklerdi. Evet. Daha sonra ticaret hacmi düşmeyip devam et, büyümeye devam edince... ...bu sefer nakliye yapacak araç ve konteyner e, bulunmadı. Bunun da etkisi nakliyelerdeki maliyetlerin çok yükselmesi. Dolayısıyla o da fiyatlara yansıdı. Ama bu geçici bir durum. İnşallah zaten şu anda belli bir düşmeye başladı... İnşallah 2021'in ikinci yarısından sonra daha hızlı bir düşüş bekliyoruz. Şimdi sizin sattığınız ürünler açısından aslında inşaat sektörüyle de kooperatif çalıştığınızı söyleyebiliriz. Evet. İlk sinyaller nedir inşaat sektöründen? Biraz duraksama yaşandı ama. Maalesef bir duraksamımız var. Umut ediyorum ki kısa vadede faizlerin düşmesiyle beraber inşaat sektöründe tekrar canlanacağını düşünüyorum. İnşaat sektörünü iki tarafta değerlendirirsek lüks konsept daha çok e, villa tarzında insanların pandemiden dolayı e, villa tarafına e, da talepler daha çok çoğalıyor. Bu tarz projeler devam ediyor zaten satışı devam ediyor ama faizlerin düşmesiyle beraber inşallah inşaat sektöründe çok daha fazla büyüyeceğini düşünüyorum. Şimdi inşaat sektöründe faizleri dediniz. Sizin sektör için e, beklediğiniz bir teşvik ya da destek var mı? E, en azından bu program kanalıyla da iletmiş olalım. Çok teşekkür ederim bu konuya e, değindiğiniz için kimya sektörü Türkiye'deki ihracattaki en büyük ikinci sektördür. Boya sektörü de kimya sektörünün beşincisidir. E, çok şükür bu sene e, hükümetimiz bizim kıymetimizi biraz anladı ve e, kimya sektörü ile ilgili e, yeni teşvikler çıkarttı. İnşallah 2021'de biz de şirket olarak bu teşviklerden faydalanarak yeni yatırımlara gideceğiz. Valla başarılar diliyorum. Aslında çok başarılarınızın ederim. devamını diliyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ben de bu vesileyle öncelikle TGRT ailesi ve tüm Türk halkının şimdiden Şeker Bayramı'nı kutluyorum. Sağlıklı, huzurlu, mutlu. Çok güzel bir bayram olur inşallah. Teşekkür ederim hepimiz için. Sizin de bayramınız kutlu Çok olsun diyelim. Ee, sevgili izleyiciler, konuğum Bosat Başkanı ve Akçalı Boya CEO'su Akın Akçalı'ydı. Boya sektörünü konuştuk, gelişmeleri ee, ve aslında iyi haberleri de aldık yine kendisinden. Ee, gündem ekonomiyi noktalıyoruz. Gündem ekonomiyi arkadaşlarım Merve Sibel Sili ve Erdem Kutsal'la birlikte hazırlıyoruz. Kısa bir aranın ardından da gelişmelerle Gülden Kalecik Demirtaş sizlerle birlikte olacak. Bizden ayrılmayın. Çok teşekkür ederim.